Futbol Vizyon'dan merhaba. Sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşalım istiyorum. Hem iç bünyede hem de dışarıda, yani transfer noktasında neler var? Onları paylaşalım. Tabii Trabzonspor için önemli günler var. Bunlardan bir tanesi 8 Eylül Ferencvaros deplasmanında Trabzonspor Avrupa Ligi mücadelesine başlayacak. Orada en azından bir iyi sonuçla başlaması en büyük dileğimiz. Tabii başarılar diliyoruz Trabzonspor'a ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tüm takımlara başarılar dileklerimizi iletelim. Şimdi içeriden ve dışarıdan bazı bilgileri ya da transfer noktasındaki bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bazı oyuncularla ilgili gelişmeler var. Onlar neler? Onları da size aktarmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğenilerinizin devamını, abone olarak verdiğiniz katkının da sürmesini sizlerden rica ederek hemen gündemimize geçelim istiyorum. Gündemde önemli noktalardan bir tanesini şöyle başlayalım. Trabzonspor bu sezon gerçekten de çok dengeli bir transfer politikası izliyor. 18 milyon 800 bin euro bonservis bedeli harcadı. Aşağı yukarı bunu karşılayan bir gelir de elde etti. 9,5 Ahmet'ten, işte 6 milyon eurosu Cornelius'tan. Dolayısıyla yani bu dengeli politikayı izlemesi önemli bir avantaj. Bunu özellikle vurgulayalım. Bu noktada söyleyeceğimiz yine içeriden bazı bilgileri söyleyelim. Ferencvaros maçından bahsettik. Visca, Serkan Hasan, Bruno Perez, Fode Koita ve Tronsen'in kadroda, Avrupa kadrosunda olmadığını hemen sizlere iletelim. Bu oyuncular tabii Visca keşke olabilseydi. Visca'nın olmama sebebini sizler de biliyorsunuz. Ciddi bir sakatlığı nedeniyle yok. Bu arada yine içeriden bir bilgi Kouassi ile ilgili söyleyelim. Kouassi'ye transfer için izin verildi ve o da Karagümrük'le, ön bilgiye göre Karagümrük'le anlaştı. Kouassi Trabzonspor'da 22 maçta bir gol attı. Aslında Abdullah Avcı'nın beğendiği oyunculardan biriydi ama nedense son maçlarda istenen performansı sergileyemedi. Onun için de yolların yol ayrımı noktasına gelindi. Onu özellikle söyleyelim ve tabi transferi anlatacağım. Transferde önemli isimlerden bir tanesi Yusuf Yazıcı'ydı. Ve beni takip edenler çok iyi biliyor. Ben bu haberi çok önceden sizlere iletmiştim. Takip edenler biliyor. Yusuf Yazıcı ile ilgili son nokta konuldu. Ve bir yıllık kiralık anlaşma imzalandı. Biliyorsunuz 17 milyon euro artı Edgar Iye'nin takasıyla Trabzonspor onu Lille satmıştı. Karlı bir alışveriş yapmıştı. Tabii Trabzon'un çocuğu. Dolayısıyla Trabzon'a yine ciddi manada verim oluşturacak bir oyuncu olarak vurgulayabiliriz. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi bu noktadan sonra transfere doğru biraz geçmek istiyorum. Ama transferle ilgili olarak bir haber yayınlandı. Bugün hemen hemen her yerde var. Mert Müldür haberi. Şimdi Mert Müldür'le ilgili, tabii ki Mert Müldür Sassuolo'nun oyuncusu, çok değerli bir oyuncu. Ama Mert Müldür'le ilgili yayınlanan haber genelde kamuoyunda da ses getirdi. Şu bilgiden biraz uzak gibi görünüyor. Mert Müldür, yanılmıyorsam Juventus maçıydı. Ayak bileği çatladı. Ya hatta kırık olduğu ve ameliyat olduğu söyleniyor ki çatlak diye önce geldi. Kırık. 5 maçtır zaten oynayamıyor oyuncu. 5 maçtır oynayamıyor ve ne kadar daha oynayamayacağı konusunda da bilgi yok. Şimdi bu oyuncuyu Trabzonspor'a transfer edileceği söyleniyor bu oyuncunun. Ben açıkçası Trabzonspor'un Mert Müldür transferinde bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Çünkü söylediğim gibi oyuncu 5 maçtır oynamıyor, ameliyat oldu, ayağında kırık olduğu söylüyor. Kulüp verileri kırık diyor. Bize yansıyanı çatlak gibi dedi ama ameliyat oldu sonuçta. Yani uzun bir süre daha oynaması zor. Böyle bir oyuncuyu niye transfer etsin Trabzonspor? Bunu küçük bir not olarak eklemek istiyorum. Çünkü çok fazla gündeme geldiği için vurguladım. Yine iki tane oyuncu vardı gündeme çok gelen. Onlarla ilgili de bilgi aktaralım size. Bir tanesi Dobik'ti. Artem Dobik. Artem Dobik için
ya bu transfer oldu oluyor dediniz, hatta uçaklar kalkıyor dediniz, neden olmadı? Kendimizi de yargılayalım, sorgulayalım, sonucu sizlerle paylaşalım. Artem Dovbik aslında transfere sıcaktı, herhangi bir sıkıntı yoktu. Ama kulübünün, Dnipro'nun inadını kendisi de kıramadı. Trabzonspor'un verdiği para da kıramadı. Çünkü işte 6 milyon eurodan bir kuruş aşağı inmeyiz dediler. Oysa zaten Maxi Gomez'i alan bir Trabzonspor ekstra bir oyuncu daha santrofor transferi yapacaktı. Trabzonspor bu transferden vazgeçti, onu söyleyebiliriz. Bir oyuncu daha var yine gelecek dediğimiz oyunculardan bir tanesi. Onu da söyleyelim. Masuras'tan bahsediyoruz. Olympiakos'un oyuncusu. Masuras'la ilgili henüz defter kapanmış değil. Yani Dovbik için, Artem Dovbik için söylediklerimizin aynısını ona söyleyemeyiz. Kapanmadı defter. Ama Masuras konusunda da kulübünün 4 milyon eurodan aşağıya inmediğini ve inat ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi böyle bir durumda Masuras konusu da rafa kalkacak gibi görünüyor. Çünkü bu bütçelerin altından kalkabilmek çok kolay değil. Az önce de söylemiştim, daha doğrusu sözlerimin başında vurguladım. Trabzonspor dengeli bir politika izliyor. O politika çerçevesinde yürümesi gerekiyor. Kendilerince, daha doğrusu Ahmet Ağoğlu'nun söylediği çerçeveyi vurguluyorum. Tabii ki Trabzonspor Kaan Ayhan transferi için yine eğer bitmezse Galatasaray'da, ki bence bitti, imzaya gelecek, bitmezse yine gündeme alacak. Çünkü sağ bekte oynayabilme özelliği olduğu için Kaan Ayhan her daim her takıma lazım olan bir oyuncu konumunda. Şimdi sağ bekler konusunda daha önce söylemiştik. Şimdi onlarla ilgili de biraz bilgi verelim. Bünyamin pahalı geldi, Bünyamin Balcı. Antalya Spor onun için 4 milyon euro bonservis bedeli istiyor, ki bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Onur Bulut'la ilgili ben hala Onur Bulut'un olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Neden söylüyorum? Çünkü Onur Bulut, evet, transfer tahtası kapalı Kayseri Spor'un. Dolayısıyla hani biz oyuncu satamayız diyorlar ama gelire de ihtiyaçları var. Onun için de iyi bir bütçeyle, bu bonservisle bu transfer gerçekleşebilir. Umudum hala devam ediyor Onur Bulut'la ve gelirse de mükemmel bir transfer olur. Tayfur Bingöl konusunda da Beşiktaş'ın biraz daha önde olduğunu vurgulayabilirim. Ama Tayfur da anlaşılabilecek, yani bir şekilde anlaşma yapılabilecek oyuncular listesinde bence ön sırada. Yani sağ bekler konusundaki son durum bu. Ama tabii sağ bek transferiyle Trabzonspor burayı kapatmayacak. Sağ ya da sol öne oyuncu istiyor. Dikkat ederseniz Visca devre arasına kadar oynayamayacak. Onun yerini kapatabilecek bir oyuncu ya da işte sol kenara bir oyuncu bularak sağ tarafı da tamamlamak. Masuras isminden bahsettik. Hala Masuras'ın gündemde olduğunu vurguladık ama 2-3 oyuncu daha gündeme geldi. Onlarla da ilgili paylaşımları yapalım. Bir kere şunu söyleyelim. Nathan Redmond'dan bahsettiler. Southampton'ın oyuncusu. Oyuncu Beşiktaş'la, yani İngiliz basınına göre oyuncu Beşiktaş'la anlaştı. Ama menajerlerin şöyle bir huyu var. Anlaşmış olsalar dahi başka bir pazar arayıp daha yüksek bir bedel bulma çabası içerisine giriyorlar. Onun için de ben o noktada Trabzonspor'un birinci sırada olmadığını düşünüyorum. Hatta her an Beşiktaş transferi açıklayabilir. Nathan Redmond konusunda açıklayabilir. Tabii o da çok değerli bir oyuncu. Sağ ayaklı, sol kenar oyuncusu. Ama ben size başka iki oyuncudan bahsedeceğim. Premier Lig'den iki oyuncu dediğimiz biri Nathan Redmond'tu. Diğeri de Andros Townsend'den bahsedelim. Andros Townsend daha makul görünüyor. Onun temel sorununu da anlatacağım, neden sıkıntısı var. Şimdi Everton'ın oyuncusu, İngiliz oyuncu, 31 yaşında, 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Bu sezon henüz oynamadı. Dolayısıyla hani ayrılma konusunda çok sıcak. Geçen sezonda 27 maçta 7 gol 4 asisti var. Sağ kanat oynuyor. Tam da Visca'nın oynadığı bölgede oynuyor. Ama 2023'te sözleşmesinin bitiyor olması en büyük handikap. Niye handikap? Kiralayamazsınız. Satın almanız gerekiyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri de 5 milyon euro görünüyor. Yani bu 5 milyon euroyu ne kadar indirebilir Trabzonspor? Onu net olarak söylemek mümkün değil.
Andros Townsend'de seçenekler arasında ve son bir seçenek daha var ki onu da sizlerle paylaşmak istiyorum ki daha önce de gündeme geldi. Hatta oyuncu başka takımlar için de gündeme geldi. Hani diğer büyükler için de gündeme geldi. Levi Garcia'dan bahsediyorum. O da Visca'nın yerine oynayabilecek bir oyuncu. Sağ kanat oynuyor. Onun AYK'da oynuyor. Onun sözleşmesi 2025'e kadar olduğu için orada 24 yaşındaki oyuncuda çok ciddi bir sorun yok. Neden? Kiralık satın alma opsiyonuyla kiralama yapabileceğiniz bir oyuncu. Dolayısıyla bunu yapabilir. Ama işte işin kritik tarafı şu. Levi Garcia için AYK takımı tam 7 milyon euro istiyor. Yani kiralama, satın alma opsiyonunu kiralamada 7 milyon euro. Hani aşağı çektiniz 6 milyon euro diyelim. Hadi 1 milyon euro da kiralama verdiniz, 5'e indirdiniz. Sonrasında işte böyle yüksek bedelli bir transfer olma olasılığı var. Ama tabii iyi oyuncular yüksek bedelli transferlerle geliyorlar. Sonuç itibariyle önümüzde kalan gün sayısı sadece 2. Ayın 8'inde ki o gün Ferencvaros maçı da var. 8'inde transfer bitiyor. Trabzonspor mutlaka sağ sol önlerden birine ve bir de kesinlikle sağ beke bir oyuncu transferi için çabasını sürdürüyor. Bu çabanın sonucunda yerli oyuncular ve yabancı oyuncular ön planda, yabancı kontenjanının da bir yandan boşalması lazım. Maalesef Koita ve Tornsen henüz gitme noktasında değiller. Yani onlara kulüp bulmaları için izin verildi ama Tronsen pek fazla yanaşmıyor, Koita da yanaşmıyor. Şu andaki görüntü bu. Trabzonspor'un gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım genel olarak. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.